Merhaba herkese, iyi akşamlar. İşfin günlük grafik. Şimdi bunda da bir şey olmuştu zamanında. Bunda da bir hikaye dönmüştü. Şimdi ben buradan anlatmam gereği yok. Zaten geçmiş gitmiş günler ayrı konu da şöyle göstereyim. Arada bahsediyorum işfin videolarına şey yaparken, söylerken. Yani burada da büyük bir hikaye yaşanmıştı zamanında. İlgilisi bilir büyük ihtimal. Şimdi işfini çok uzun zamandır, yani 4 Şubat'tan beri şuradaki kuleleri saymıyorum. Şu daha dar bir alanda alıyorum. Tabii o dengesiz, anomali bir durum. 4 Şubat'tan beri düşen bir grafikle takip ediyorduk geldiğimiz noktada. Şimdi şunu söyleyeyim, bir üyem istedi. Hem genel olarak söylüyorum, hem kendisine de bir hatırlatma. Nereye kadar gider, ne zaman alınır, ne zaman satılır gibi yani o anlama gelen bir soru sormuş. Bakın ya, ben danışman değilim arkadaşlar. O sizin kararınız, ne zaman alırsınız, ne zaman satarsınız. 8 lira olur mu? Bilmem, olur mu, olmaz mı? Benim şeyim çok, stratejilerim çok nettir. Çok basittir ayrıca. Yani formasyon şeyi bile önemli değildir. Hedefi bile önemli değildir. Anahtarı koyarım. Yani anahtar kırılırsa ben kendi adıma konuşuyorum. Orada satış yapacaksam satarım. Yani yukarıysa yukarıdır. 8'e mi gider, 10'a mı gider, 20'ye mi, 50'ye mi gider? Ben ne bileyim yani. Akımı takip edin. Akım nereye götürürse. Yani akarsuya atladınız, sizi nereye götürürse. Ya çok güzel bir sahile de götürebilir. Çok kötü bir yere de götürebilir sonunda. Yani o hesapla teknik stratejilere girmek lazım. Şimdi hedef koymak da, çünkü teknik anlamda bakın söylüyorum, teknik trader'a, yani teknik analize göre işlem yapan insana hedef koymak da çok iyi değildir. Beklenti yaratır. Bu sefer belirlediğiniz destek kırılır. Siz dersiniz ki ya buna bir formasyon da vardı işte, 8'e gidecek, 10'a gidecek. Atıyorum neyse elinizdeki ise. Oraya bir fokus, bir durum, yani tamamen paralize olursunuz. Dönecek, oraya gidecek gibi hissedersiniz. Gözünüzün önünde anahtar gidiyordur. Kırılmıştır. Yani akım değişiyordur. Kalırsınız ama bu sefer işlem yapamazsınız. Kafanız karmakarışık olur. Onun için hep söylüyorum. Yani gerek yok. 8 mi olur, 10 mu olur? Yani şimdi yukarıya bir akım başlattı. Buradaki aylardır çizdiğim. Son videoda da şöyle demiştim ayın 30'unda. Şu trend kırılmalı. Ve çok net hatırlıyorum, 4.31'de geçilmeli demiştim. Şimdi ne güzel, yani isteyen üyem de aynı şeyi söylemiş. Tepe üstüne tepe yapıyor. İşte zaten beklediğimiz şey bu. Yani Dow teorisi çok basittir. Şimdi şuradan baktığınız zaman Dow kuramına göre dalga, yeni dalganın tepesi yüksek olmalı, dibi yüksek olmalı. Tepesi yüksek, dibi yüksek. İşte yukarı akım dediğimiz zaten kitabi olarak bu tamamen. Dolayısıyla burada tabii bu günlük için çok erken. Onu söyleyeyim yani, günlükte bir trend çizmek için çok dik bir trend çizilir buradan. Çabuk da kırılır dik çizdiğiniz için çoğu zaman. Daha henüz tam bir yukarı trend ve düzeltme hareketini yapmadı İşfin. Onu tekrar uyarıyorum. Çok erken, ama siz de çok erkenciyseniz, yani burada 5 gün, 5 günü çok tavsiye etmem gerçi de. Burada çok hızlı şeylerde yanıltır. Yukarı yönlü akımlarda 8 gün mesela fena bir ortalama değildir. 8 gün üstündeyseniz, çok kısa akımın, bakın çok kısa akımın peşindeyseniz, onu söyleyeyim. Yoksa 20'nin üstünde kaldıkça, yani 4 liranın üstünde kaldıkça pozitif. Yani geri çekilebilir mi? Çekilebilir 4 liraya doğru. Ama akım pozitif olarak kırılmadıkça devam beklenir. Ama çok acelece arkadaşlar, 4-15-16 veya doğrudan şu kırdı. Bakın şu düşen çizgisi var. Ne zamandan beri dedik? 10 Şubat 20 şeyden beri. Yani bir yıllık, tam 2020'den beri tam bir yıllık bir trend kırıldı burada. Majör bir trend kırıldı. Dolayısıyla bu trendi de takip edebilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Bunlar tamamen kişisel stratejiler. Herkese göre değişir. Pullback, yani geri çekilme, trendin altında olmadıktan sonra çok kısa vade için soruyorum. Söylüyorum bunu. Çok büyük bir sorun değil. Ha, döndü. İşte atıyorum geldi 386. Başka türlü konuşalım. Başka türlü düşünelim o zaman. Bunu kaldıralım. Bununla işimiz bitti o zaman. Şuna uyacak. Şuradaki trende. Yani 10 Ağustos 2020'den beri gelen, bu da artık uzun vade trende geçiş yapmak üzere. Yani 1-2 ay sonra kopmazsa uzun vade bir trend oluşmuş olacak. Bu trend bile kullanılır. Abartmıyorum. Teknik analizci için. Yani siz daha orta vadecisinizdir işfinde. Orta uzun. O yüzden hiç bakmayın o zaman kısaya. Doğrudan buraya bakın. Bu kırılıyor mu, kırılmıyor mu? Sorun bu.
kırılmıyorsa o trendin üstünde kaldıkça ne güzel pozitif devam ediyor. Ağrı aksak olabilir. Bazen ivmelenir yukarı doğru açılır. Geri gelir. Bunlar gayet normal zaten. Bunu kullanabilirsiniz yine. Ama diyorum ya her şey vadecikle. Çok kısa vadecisin. 4-15, 4-17. İkisinden biri. Tekrar çizgiyi de koyalım. 4-17 olarak kabul edin. Veya çekersin çizgiyi. Şu anda pek bir trend çizgisi çekilecek durumu yok onu söyleyeyim. Tekrar uyarıyorum. Henüz bir düzeltme yapmadı aşağı yönlü. İşfin tam olarak bir düzeltme yapmadı. Veya çekersin şöyle bir trend. O aşağı yukarı kaça geliyor? İşte, yani herhalde bir 10 günlük ortalamaya gelir büyük ihtimal. Şu trendi takip edebilir. Gene bir tercih meselesidir. Kırıldığı zaman artık neyse derdiniz. Kırıldığı zaman uygulayabilirsiniz bir strateji. Veya dediğim gibi en güvenilir burada 20 gün üsselidir. O da 4 lira. 20, 20 bunu soran var. 20 diyen mi, 21 mi diyen, 22 mi diyen fark etmez. Ben 4 haftadan alıyorum. İsteyen 22 de alabilir. Ya bu işin doğrusu yok arkadaşlar yani. Çok gün o kadar kafanızı karıştırmasın. Genellikle ama yani 5 kısa kullanıyorsanız 20 gün uzun kullanırsınız kısa vade alım satımda. Çünkü 4 katı olmak zorundadır. Yani 8 kullanıyorsanız 7 kullanıyorsunuz 22 kullanın. Veya işte pardon 28 kullanırsınız. Ama yani çok önemli değil. Ha 20 olmuş, ha 21 olmuş, ha 22 olmuş. Ne fark eder ki? Üsseldir. Yani aralarında da bir kuruş fark çıkar çıkmaz bunun 20 ile 22 arasında. 1-2 kuruş bir fark çıkar. 22, 3.99. 24, 21, 4. Yani 20 gün ortalaması da 4.01. Ne? 2 kuruş fark var. Canınız avans vermek istiyorsa verebilirsiniz o 2 kuruş avansa. Dediğim gibi teknik analiz olarak yukarı akımı başlattı. İyi bir akım. Biraz tabii ısınıyor yukarı atak yaptıkça ise. Ama henüz büyük bir ısınma yok. Momentum yüksek olduğu için biraz böyle çabuk hareket ediyor. 66'da şu an. Yani kendi ortalamasının üstünde yukarı yönlü bir hareket veriyor. Şimdi şuraları saymayacağım. Buraların diyorum hikayesi bambaşkaydı. Hatta şurasının da hikayesi biraz bambaşkaydı. Daha böyle normal ölçülerdeki akımları yani daha normal doğal görülen akımları göz önüne aldığınız zaman 74 civarı, 75 civarı kâr realizasyonu ve aşağı yönlü kısa vade aşağı yönlü bir akım başlatabiliyor. Şöyle göstereyim. Yani şunlar gibi. Aşağı yönlü akımlar başlatabiliyor. O şeye dikkat etmek lazım. RSI'de 73-74 olunca. Yani diyorum ya çok orta vadedisiniz sizi hiç ilgilendirmez de çok böyle kısa işlerin peşinde koşuyorsanız orada kâr realizasyonu olma ihtimali kuvvetlidir. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Herhalde anlatabildiğim yani bir teknik trade bakımından söyleyebileceğim her şeyi burada söyledim. Hareketli ortalamalar belli, fiyat belli, akım güzel yukarı ve vadeciye göre de değişen bir sürü destek var burada alabileceğiniz. Artık tercih ve karar sizin. Yani ben size söyleyeyim, kimseye sormayın bir şey alıp satmak için. Yanlış bir yöntemdir. Kendi kararınızı kendiniz verin. Yani yanılırsanız da kendinize kızarsınız. Bu yani günahı varsa bir işin o size olsun. Başkasını da ortak etmeyin kararınıza. Bu da doğru bir şey değildir. Borsa veya piyasalarda işlem yaparken abime sorayım, kardeşime sorayım işte, Ahmet'e, Mehmet'e sorayım. Bu çok doğru değil. Siz kendi riskinizi belirleyin ve kendi desteğinizi koyun. Ha nedir? İşte onun için söylüyorum yani. İşte ne kullanılır? 8 gün çok sık kullanılır. 8 gün ortalaması. En kısa vadeli traderlar 8 gün kullanır aşağı yukarı. Birçoğu 8 gün ve 5 gün hatta burada böyle uluslararası bir değerdir. Kısa vadeci traderlarda. O kırılırsa işte orayı belirler yani. O desteğe önem verirler. Altında yine 20, 21, 22 mi dersiniz? Ne fark ederse artık bir kuruş ne önemi varsa o kısım o band uluslararası artık kullanılan banttır. Dolayısıyla bu ikisine çok kısa vadelisiniz. Dikkat edin. Herkese iyi akşamlar.